Tartışma notlarından herkese iyi akşamlar. Bundan sonra her hafta pazartesi akşamları tartışma notlarında birlikte olacağız. Bugün Türkiye'nin dış politikasında birbirinden önemli gelişmeler yaşandı. Öncelikli olarak Türkiye'nin İsrail ile yaptığı mutabakat açıklandı. Bir İsrail tarafından, bir Türkiye tarafından farklı açıklamalar geldi. Gazze ablukası kalktı, kalkmadı konuları gündeme geldi. Hemen ardından da Rusya'dan özür dilendiğine yönelik açıklamalar geldi. Erdoğan hiçbir konuda geri adım atmayız diyordu. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Bunları değerlendireceğiz. Ardından da geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği'nde önemli bir gelişme yaşanmıştı. Britanya referandum sonucunda Britanya halkı Avrupa Birliği'nden çıkmaya karar verdi. Bu karar ne anlama geliyor? Avrupa Birliği bir dağılma sürecine mi gidiyor? Bir sonun başlangıcından mı bahsediyoruz? Bütün bunları masaya yatıracağız. Çok değerli konuklarımız stüdyoda bizlerle birlikte. Serhat Güvenç bizlerle birlikte, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Hoş Sungur Savran bizlerle birlikte, Devrimci İşçi Partisi'nden ve Hakan Öztürk, Yarın Haber Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz diyorum öncelikli olarak. Öncelikli olarak Türkiye ve İsrail arasındaki bu mutabakattan ben başlayalım istiyorum. Çünkü bugün aslında gündemi oldukça meşgul etti. Mavi Marmara olayından sonra aslında Erdoğan'ın sürekli dile getirdiği bizim belli koşullarımız var, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi için dediği noktalar vardı. Tazminat konusu vardı, Gazze ablukasının dağıtılması vardı. Ancak İsrail ile Türkiye arasındaki açıklamalara baktığımızda bunlar aslında örtüşmüyor. Yani biz diyoruz ki Gazze ablukası kaldırıldı diye Binali Yıldırım açıklama yaptı. Netanyahu'dan aslında abluka kaldırılmadı diye açıklamalar geldi. Tam olarak mutabakatta neler oldu? Hocam sizinle başlayalım. Ya bu aslında siyasette ustalığın bir yansıması. Yani her iki tarafta kendi iç kamuoylarına satabilecekleri, ikna edebilecekleri unsurları öne çıkarak anlaşmayı sunuyorlar bize. Gerçek ikisinin arasında bir yerde, belki ikisinden de biraz içeriyor. Yani 3 tane koşul vardı, hatırlamak gerekirse. Biri özür, ki o özür koşulu çok başta, çok önce yerine getirildi ve o hani İsrail'in iradesiyle değil, biraz Amerikan Başkanı Barack Obama'nın ısrarı ve baskıları sonucu gerçekleşmişti. Anımsarsanız ikinci defa başkan seçildiğinde Obama, Dışişleri Bakanı John Kerry 4-5 defa Türkiye'yi ziyaret etmişti. Türkiye ve İsrail'i ziyaret etmişti. Sırf bu işi kotarmak üzere. Tazminat göründüğü kadarıyla en kolay aşılabilecek pürüzdü. Gerçi tabii kurbanların ailelerinin bu yönde itirazları var ama Türk mahkemelerinde dava açılamaması taahhüdüne girdiği anlaşılıyor Türk hükümetinin. Bu anlamda bu bireysel hukuk diyelim arayışlarının önüne bir ket vurulacağı anlamına geliyor. Yani bu durumda ikinci şart da aslında sağlanmamış olmuyor mu? Şimdi tabii siz yani bir hukuk devletinin vatandaşlarının dava açma, hak arama hürriyetini nedenli kısıtlayabileceği, yani bunu yasal olarak kısıtlaması mümkün değil. Ancak rızaya dayalı olabilir bu. Sanıyorum bu anlaşmayı ya da bu protokolü hazırlayanlar bu rızanın alınabileceği bir noktada olduklarını düşünüyorlardı. En azından böyle olduğunu temenni etmek durumundayız. Gazze ablukasına dair yorumlar çelişkili. Türkiye'ye biraz ayrıcalıklı erişim veren bir esnetme var gibi gözüküyor. Yani Türkiye'nin bir takım girişimlerde bulunması, yardım sağlaması, işte hastane kurması gibi imkanları sağlandığı açık. Ama Türkiye'nin yardımları da İsrail'in başından beri ısrar ettiği Aşdod limanı üzerinden girecek. Şimdi bunu nasıl yorumlayacağınız size kalmış bir şey. Ambargo kaldırılıyor mu? Hayır, kaldırılmıyor. Esnetiliyor mu? Evet. Sadece Türkiye'nin yararlanabileceği şekilde, istifade edebileceği şekilde esnetiliyor. Gündeme gelmeyen bir dördüncü konu var tabii. Hamas'ın Türkiye'deki faaliyetleri. İsrail bu konuda çok ısrarcı. Yine benim anladığım kadarıyla da Türk hükümeti Hamas'ın İsrail aleyhine Türkiye topraklarında faaliyette bulunmaması konusunda ısrarcıydı ve tahmin ediyorum bu konuda da bir takım güvenceler elde etmişe benziyor. Peki burada Gazze ablukasıyla ilgili Aşdod limanının aslında buradan yardımların götürülmesi bir yandan da aslında ambargoyu kabul etmek anlamına gelmiyor mu Türkiye açısından? Tabii yani anımsarsanız 6 yıl önceki olay Mavi Marmara hadisesi de tam bu nedenle ortaya çıkmıştı. İsrail yetkilileri o tarihte de bu Gazze'ye yardım götüren konvoyun Aşdod limanına yanaşabileceği, yükünü oraya boşaltabileceği ve İsrail yetkililerinin denetimine tabi olmak kaydıyla Gazze'ye ulaştırılabileceğini söylüyordu. Aslında 6 yıl önceki duruma dönülmüş oluyor. O dönem yani Türk hükümetinin buna doğrudan bir dahli yoktu tabii. Yardım kuruluşları ısrarla Gazze'ye boşaltmak istediklerini söylemişlerdi. Şimdi bugün varılan noktada Türkiye çıkışlı Gazze'ye yönelik yardımlar, insani yardımlar Aşdod limanından yapılacak. Ortada tabii yani 6 yıllık kötüleşmiş ilişkiler, bunların siyasi ve diplomatik maliyeti ve bir de kaybedilen canlar tabii var. Hı hı. Bugün varılan nokta sanki bıraktığımız yerden çok da iyi bir yermiş gibi durmuyor aslına bakarsanız. Bir de aslında doğalgaz anlaşması da girmiş oldu bu arada. Tabii yani doğalgaz böyle bir yakınlaşmayı kolaylaştıran unsurlardan bir tanesi bu. Doğu Akdeniz'de İsrail'in çıkarttığı, varlığını keşfettiği doğalgaz rezervleri Türk-Rus ilişkilerinin, herhalde birazdan onu da konuşacağız, Türk-Rus ilişkilerinin özellikle kötülemesi nedeniyle Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltma anlamında önemli bir fırsat. Kaynakları çeşitlendirme, enerji kaynaklarını çeşitlendirme bakımından önemli bir fırsat. Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını ve dolayısıyla siyasi gücüne duyarlılığını azaltacak bir gelişme gibi gözüküyor. Ekonomik ve ekonomik dinamikten beslenen siyasi dinamik olarak da bu doğalgaz, İsrail'in doğalgaz kaynaklarını da düşünmekte tabii fayda var. Evet, Serhat hocamızın da belirttiği gibi şimdi şöyle bir durum var. Bugün hükümet tarafından açıklamalar geldi. Binali Yıldırım'dan açıklamalar geldi. Bu mutabakat üzerinde adeta bir diplomatik başarı olarak sunuldu. Bu İsrail ile Türkiye arasında yapılan bu mutabakatı nasıl değerlendirmek lazım? Yani bir gerçekten başarı olarak mı değerlendirmek lazım, yoksa Erdoğan bir geri adım mı attı, diz çöktü diye yorumlarda yapılıyor. Hatta siz nasıl değerlendirirsiniz? Bana soruyorsunuz. Evet, buyurun. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Sadece iktidara yakın olan basın değil, mesela Hürriyet Gazetesi günler önce son derece olumlu bir anlaşma yapılmış gibi, daha ortaya tam olarak çıkmadan önce Deniz Zeyrek imzasıyla birinci sayfasından verdi. Dolayısıyla ortada bayağı bir operasyon var. Yani çok olumlu bir şey olduğuna halkı inandırmaya çalışıyor bütün bir sistem. Bu tam anlamıyla Filistin halkına bir ihanet anlaşmasıdır. Bu AKP iktidarının kendisini uluslararası politikada soktuğu muazzam çıkmazın sonucunda geçmişte olduğundan çok daha geri bir yerden İsrail'le yeniden ilişki kurma, onu çeşitli platformlarda, birazdan çok kısa ayrıntısına değineceğim, çeşitli platformlarda savunma ve doğalgaz hırsızlığına, Filistin halkına ait olan o doğalgazı kullanması için ona yardım etmeye yönelmesidir. Dolayısıyla genel nitelemesini böyle yapmak lazım. Hiçbir şekilde burada büyük bir kazanım elde edilmiş diye düşünülemez. Bir tek noktada sadece, özür bile değil, onu söyleyeceğim birazdan, bir tek noktada o 3 koşuldan tazminat kılığı altında değil, tazminat ödedim demiyor İsrail. Bir yardım kuruluşuna 20 veya 21 milyonluk bir para yatırılacak, o daha sonra kullanılacak, fakat bunun karşılığında birazdan da geleceğimiz gibi ve Serhat Bey de söyledi, bunun karşılığında İsrail askerleri konusunda açılacak davaların engellenmesi var. Dolayısıyla o hakkı satın alıyor İsrail. Parasını bastırıyor. Nasıl Tayyip Erdoğan, biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderdi, Can Dündar'ın ve diğer arkadaşımızın davası ve orada parasını öder ve devam ederdik diyordu. İsrail de aynı şeyi yaptı. Şimdi ben hızla uzatmadan hangi noktalarda tam anlamıyla taviz verildiğini şey yapayım. Özür değil dedim. Neden? O bile, evet, Obama'nın zaten yanında bulunduğu bir anda Netanyahu'nun ısrarla yaptığı bir talep üzerine Tayyip Erdoğan'a telefon ediliyor. Orada bile başka bir karşılıklı özür var. Neden? Tayyip Erdoğan çünkü ondan hemen önce Siyonizmi, Nazizm gibi bir ırkçı ideoloji olarak göstermişti. Özür diledi bundan. Böylece Türkiye'de İslamcı iktidarımızın Siyonizmi ırkçı olarak görmediği ortaya çıktı. Oysa Siyonizm tarihin gördüğü en ırkçı ideolojilerden bir tanesidir. Dolayısıyla özür karşılıklı. Hatta Tayyip Erdoğan'ınki daha ilkesel bir konuda bir özürdür. Buna karşılık Netanyahu'nun yaptığı özür bir sonuç olarak askeri operasyon konusunda bir özürdür. Bu birinci nokta. İkinci nokta, abluka meselesinde Aşdod limanı konusunda bizimkilerin söylediği yeter. İsrail'in nasıl bir açıklama yaptığına bakmak gerekmiyor. Sizin sorunuza burada kendi açımdan cevap vermeye çalışayım. İki taraf iki ayrı açıklama yapıyor. Acaba hangisi haklıdır? Yani doğruya yakındır. Haklıdır kelimesini geriye alıyorum tabii, yanlış bir şey yok. Doğruya yakındır demiştiniz. Bence bizimkilerin kendi açıklamaları çoğu konuda zaten bizim söylediklerimizi kanıtlıyor. Aşdod Limanı meselesi Türkiye'nin, İHH'nın da ifade ettiği gibi, AKP'nin biliyorsunuz aslında bir kuruluşu gibi çalışıyordu geçmişte, itiraf ettiği gibi ambargonun, ablukanın onaylanmasıdır hukuken. Yani İsrail bir bakıma meşru hale getirmiştir kendi ambargosunu, Gazze'deki ambargosunu Türkiye üzerinden. Çünkü Aşdod Limanı'na gelmesi demek bütün onların, İsrail'in kontrol etmesi ve onun istemediği hiçbir şeyin girmemesi demektir. Abluka veya ambargo mutlak bir mal akımı durdurma değildir. Bir ambargoyu yapan ülkenin ancak izin verdiği malların girebilmesi söz konusudur. Dolayısıyla bu durumda ablukayı kabul etmiş demektir. Ben soruyorum, bir tek şey soruyorum. Türkiye'den herhangi bir kuruluş İsrail'e, Filistin'e, Gazze'ye anti-Siyonist bir takım acaba propaganda malzemeleri gönderebilir mi? İngilizce olarak Arapların anlayacağı herhangi bir dili gönderebilir mi acaba? Gönderemez tabii. Çünkü İsrail kontrol edecek bunları. Yani İsrail'in izin vermediği hiçbir şey giremez. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Burada ambargo ve abluka tamamen onaylanmıştır. Türkiye ayrıca burada sadece İsrail kaynaklarına değinebiliyoruz. Bizimkiler çünkü saklıyorlar bir sürü şeyi. Birleşmiş Milletler'de ve başka NATO'da İsrail'in çıkarlarına aykırı davranmayacağını söyleyerek Filistin halkının meşru haklarının savunulmasından geriye adım atmıştır. NATO'yu 60 yıldır, Türkiye 64 yıldır NATO'nun üyesi, İsrail'de 48'den beri var. Bütün bu dönemler boyunca elde edemediği NATO'daki bir yeri, NATO üyesi olmadı İsrail ama bazı istişari kurullarına girme hakkı elde etti, AKP vermiş oldu. Bu sefer verildi bu da. Hamas konusunda buradan Hamas'ın faaliyet yapmasına karşı bir engel getireceği sözünü verdiği anlaşılıyor. Bizimkilerin itiraflarından da anlaşılıyor. Şu değil ama bu filan diyerek ne ölçüde olsa bile bir engelleme yapacaklarını söylemiş oluyorlar. Böylece Filistin'deki özgürlük mücadelesinin önüne bir daha bir engel çıkarmış oluyorlar. İsrail askerlerinin Mavi Marmara olayı dolayısıyla yargılanmaması konusunda bir yasa çıkarılacağı söyleniyor ki bu aslında, yani Serhat Bey'in söylediği gibi, sivil hukuka, medeni hukuka aykırı bir şeydir ve dolayısıyla yani bir vatandaşın haklarının önüne geçmek, böyle bir şey tamamen aslında İsrail'in satın alması olur. Kendi suçunun üstünün örtülmesi için 21 milyon dolar ödemesi anlamına gelir. Son noktada bu doğalgaz meselesidir. İsrail bugün Filistin halkının tarihi varlığının üzerinde oturan bir devlettir. Bir işgalci devlettir. Siyonist devletin hiçbir meşruiyeti yoktur. Dolayısıyla Akdeniz'deki doğal kaynaklara İsrail tarafından el konulmasına onay vermek, aynı zamanda Siyonist devletin bu işgaline onay vermek demektir. Mesele benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de Müslüman inançta olan insanlar, işçiler, emekçiler Filistin davasına yakınlık duydukları zaman bu halka yapılan genel mezalime karşı çıkıyorlar. Yoksa sadece Mavi Marmara olayına tepki göstermiyorlar. Bu şekilde NATO'ya sokarak, Birleşmiş Milletler'de aleyhine bir şey yapmayarak, doğal gazının Filistin halkının çalınmasına izin vererek bu anlaşmayla AKP iktidarı İsrail'e büyük bir destek olacağını ortaya koymuştur. Bence çok açıktır bizimkilerin yaptığı açıklamaları. Taleple bitiriyorum. Eğer İsrail'in yaptığı açıklamaları yalansa açıklasınlar. Hükümet halka sorumludur. Bu açıklamalar yalandır. Dolayısıyla İsrail dünyayı aldatıyor desinler. Biz de o zaman yeniden gözden geçirelim. Evet. Sayın Öztürk, bu noktada size döneceğim. Bu da Sayın Savran da belirtti, açıklamalar yalandır dediği ablukalar aslında İsrail'in kontrolünde kaldırılıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor diye belirttiler. Şimdi bu Türkiye hükümeti tarafından bugün izledik bütün gün diplomatik başarı mı yoksa bir hezimet mi oldu? Bir öncelikli olarak bunu soracağım. Ayrıca şunu da merak ediyordur izleyicilerimiz de. Erdoğan'ın geri dönmem dediği noktalardan bir tanesiydi İsrail. Ben görevde olduğum süre boyunca İsrail'le ilişkilerin düzelmesi mümkün değil diyordu. Ne oldu da İsrail'le tekrar bir mutabakata ihtiyaç duydular? Ya şimdi şöyle bir genel tablo ortaya çıktı. Yani dünya çapında, bölge çapında Tayyip Erdoğan ve AKP uzunca bir müddettir biliyoruz ki herkese meydan okuyan, herkesle savaşabileceğini söyleyen, herkesle ilişkileri koparabileceğini söyleyen, bunu da kendisine göre hedef bellediği bazı yaklaşımlar üzerinden yapabileceğini söyleyen bir tutum içerisindeydi. Ve şimdi bu kolay gerçekleştirilebilecek bir şey değil. Bunun ideali nedir? Hitler Almanya'sında Hitler'in bütün dünyayı yeneceğini ve büyük bir imparatorluk kuracağını söylemesi kadar neredeyse mutlak bir söylem içerisindeydiler. Yani bunu da yeniden Osmanlı'yı ihdas etmek tarzıyla formüllendiriyorlardı. Şimdi bu bence zaten olabilecek en felaket şeydi. Yani aşağı yukarı dinlediğinizde, Tayyip Erdoğan'ı dinlediğinizde, AKP'lileri dinlediğinizde bir tür böyle bir Hitlervari, böyle büyük bir imparatorluktan bahseden bir insanlar topluluğunu, bir yöneticiler topluluğunu dinliyor vaziyetteydik. Şimdi buna biliyorsunuz soyunan ve bu konuda da en donanımlı olan aslına bakarsanız Almanya'ydı. Yani İtalya'yı saymaz isek örneğin tarihte. O bile olmadı. Yani bunu yapmak, söyleyip de yapmak o kadar kolay bir şey değil. Herkes yani gelip de yani bizi işgal edin, bizi yönetin, bizden üstün bir ırk olduğunuzu iddia edin diye bir beklenti yok. Yani bu her ne kadar AKP yöneticileri tarafından böyle söylense de yani herkes Türkiye'nin önderliğini bekliyormuş. En son evet, meclis başkanı da yine bunu söyledi. Daha önceden bu jöle saçlı gazeteci de bunu çok etraflı olarak iddia etmişti. Şimdi bunları niye anıyorum? Bir kere bunlar başarısız olmaya zaten mahkumdu. Başarısız oldu. Ben bu açıdan şunu arada antiparantez belirtmiş olayım yani. Ben bu kadar şizofrenik, bu kadar delice, bu kadar mesnetsiz konuşmalar ve siyasetler yerine İsrail'le görüşme olması, Rusya'yla görüşme olması, mesele neydi şeklinde olayların ele alınmaya başlanması durumunu önceki duruma oranla bir normalleşme kabul ediyorum. Yani olumlu kabul ediyorum yani. Öbür türlü yani ortalama bütün yöneticilerden şizofrenik konuşmaların gelmesi, temelsiz bir takım lafların ediliyor olması, bunun toplum tarafından konuşuluyor olması yani genel bir delirme durumunu çok yükseltiyordu. Rusya'yı alırız, uçağını istersek bütün uçaklarını düşürürüz. Zaten herkes bizim Orta Doğu'yu yönetmemizi bekliyor, Kafkasları, Balkanları yönetmemizi bekliyor. Biz istersek İsrail'i mahvederiz, orayı şöyle ederiz, Orta Doğu'ya şöyle gireriz, böyle çıkarız şeklinde konuşmalara oranla bence her ne kadar farklı farklı yansıtıyor olsalar da İsrail'le görüşüyor olmaları, Rusya'yla görüşüyor olmaları, yani Türkiye'nin yani bir normal devlet, yani büyük fetihçi bir imparatorluk ya da bir yani işte Almanya gibi bir yani Nazi Almanya'sı gibi bir ülke modu yerine normal diğer ülkelerle görüşmeler yapan bir ülke pozisyonuna geri çekilmesi onlar adına bir kere bir başarıdır. Yani o psikolojiden bu psikolojiye gelmeleri bir başarıdır. En azından sağlıklı bir en azından bir sağlıklıdır. Şimdi bunun tabii eğer bunda yani bu tabii bunlar rahat durmaz. Bunlar normal yani normal bir yöneticiler topluluğu değiller. Yani o kendilerine vehmettikleri özellikleri hala sahip oldukları yönünde sürdürüyorlar o bakış açısını. O açıdan şimdi bu tabii ki bir aşama. Bu normal ülkeler zaten böyle yaparlar. Ama hani eğer bunlardan bir düzeyde istedikleri sonuçları alırlarsa onlar yine kendilerine göre müthiş doğru yaptıkları bir politikayı hayata geçirebileceklerini düşünüyorlar. O da ne? Diyelim ki eğer Rusya ile anlaşırlarsa, İsrail ile anlaşırlarsa hatta bunun sonucunda, bunun sonrasında Mısır'la ve en sonunda da hatta Suriye ile Esad'la görüşme yani biz bundan sonra ilişkilerimizi düzenleyelim, çıkarlarımız nedir bunları konuşalım demeye başlayabilirlerse tekrar bunu Kürt halkının Orta Doğu'da bir pozisyon elde etmesi, bir takım haklar elde etmesi, bir statü elde etmesi konusunda bunu tam tersine çeviren, bunu engellemeye çalışan, yani Kürt halkının isminin cisminin olmadığı bir Orta Doğu yaratmak üzere yine bu ülkelerle bunu tezgahlamaya çalışan bir tutum içerisindeler. En büyük motivasyonları bu. Bir, yenildiler. İki, olmazsa yani Kürt meselesine, Kürtlerin Orta Doğu'daki bu son gelişmeler sonucunda edindikleri pozisyonla ilgili olarak bunu geri döndürmek üzere neler yapabiliriz planı içerisindeler. Yani tamam, bir açıdan daha normal bir ülke olmaya dönüyorlar diye düşünebiliriz ama bütün bunları daha sonra buna çevireceklerdir. Diyelim ki yani İsrail'e, yani bu da konuşuluyor işte, İsrail hakikaten kendisine nasıl bir genel tarihsel hat çiziyor? Ben İran'la anlaşamam. Yani burada benimle en fazla kafa kafaya gelecek Orta Doğu'daki kuvvet nedir? İran'dır ve onun çevresindekilerdir. Eğer ben bununla anlaşamayacaksam İran'la ters düşecek olan her şey benim için iyidir. Bu açıdan IŞİD benim için iyidir. Türkiye için de IŞİD iyiyse, ki biliyoruz ki iyi, bu durumda Türkiye mesela IŞİD konusunda İsrail'le anlaşabileceğini düşünüyor. Ve bu anlamıyla da ilk fırsatta IŞİD'i yine yani diğer IŞİD'in karşısında bulunabilecek güçlere karşı IŞİD'i tekrar devreye sokabileceklerini düşünüyorlar. Mesela muhtemelen İsrail ile işbirliği geliştiğinde onları en çok motive eden noktalardan birisi budur. Becerebilirlerse, Mısır'la bu ilişkileri tekrar düzenleyebilirlerse, Rusya ile bu ilişkileri tekrar düzenleyebilirlerse, Rusya ile ilişkinin düzenlenebilmiş olması Suriye ile bu görüşmelerin kapısını, bu diyalogların kapısını açacaktır. Burada da yine biliyorsunuz yani yine çok garip bir şekilde bizim ülkemizin toprak bütünlüğünü savunmak kadar Türkiye biliyorsunuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne çok meraklı, bir de Irak'ın toprak bütünlüğüne çok meraklı. Derhal bunu bir toprak bütünlüğü yaklaşımına dönüştürmek eğilimdeler. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyalım, biz bu konuda elimizden geleni yapalım pozisyonuna geleceklerdir. Bunu da tabii ne demek istiyorlar? Asla burada yani Kürt halkını ifade eden bir gelişme olmasın. Kürt halkının hak elde ettiği gelişme olmasın. Yani toprak bütünlüğü sihirli lafının arkasındaki şey bu. Ne kadar önem veriyorlarmış. Bu Suriye'nin toprak bütünlüğüne bu arada çok önem veren Türkiye, orada yani desteklemediği cihatçı grup kalmadı. Ama toprak bütünlüğüne çok önem veriyor. IŞİD bir parçasını kopardığında çok mutlu oluyor ama onun dışında hiç mutlu olmuyor, çok rahatsız oluyor. O açıdan ben bu genel tablo içerisinde yani şeye artık çok detaylarına dönmek istemiyorum. Yani zaten yani Tayyip Erdoğan, AKP bu ve buna benzer manipülasyonlar yaparlardı. Yani orada X dedilerse Y dedik diyebilirlerdi. Tam tersini söyleyebilirlerdi. Yani bunu zaten yani onlar kendileri bir metodik bir sorun olarak görmüyorlar. Yani bunlar münazara kültüründen gelen insanlar. Münazara da yani doğru şeyi savunuyorsunuz diye bir konu yoktur. Bunlar bunu yüceltirler. Tayyip Erdoğan bu kültürün içerisinden çıkmış birisi. Yani sonuna kadar yalan söyle. Bu onlar için bir spor, bir yani bir şey konuşma tarzı. O açıdan yani efendim o imza öyle imzalamışlar. Aslında bakarsanız yani oradaki yani kısıtlayıcı durum değişmemiş. İsrail'deki abluka kalkmamış. Siz yine aynı limandan bir takım şeyleri götürecekseniz yani bunu tam tersi bir şekilde yansıtması çok mümkün AKP'nin. Diğer şeyleri çok farklı bir şekilde yansıtması çok mümkün. Ben bunu yani AKP'nin kendi bakış açısı içerisinde son derece normal buluyorum. AKP'nin daha büyük kusurlarına oranla ben bunu yani basit kabul ediyorum. Ama AKP'nin kafasındaki şey şudur, işte bir düzeyde tavizler verecektir, bir düzeyde anlaşma yoluna gidecektir. Ve bundan sonra bu dediğim tutumu gerçekleştirmeye çalışacaktır. Bu siyasi olarak bizim için sorun olabilecek, tekrar bize bir sorun olarak dönebilecek şey budur. Tekrar güçlendim, bu ülkelerle ilişkilerimi düzenledim. Şimdi Suriye'de Kürtler şöyle şöyle yapamaz, bunu sağlayalım. Ey Suriye pozisyonuna gelebilir, ey Rusya pozisyonuna gelebilir. Bizim için en sonunda sorun olacak şey budur. Ama hani şunu da söylemiş olalım. Yani görüyoruz ki yani bir yaklaşım tarzı burada kendi tezlerini haklı da çıkarıyor. Şimdi ülkeler arasında bu kadar yoğun ilişkiler söz konusuyken bir aşamada da dönüp bunları tekrar düzeltmek yoluna yoluna girebiliyorsunuz. Türkiye'nin yani şu geldiği pozisyonda yine bunu ispat ediyor. Yani önünüzde örneğin çok büyük bir yani enerjiyi taşıyacak, enerjiyi bir yerden bir yere aktaracak ilişkiler, konular, böyle bir ticaret söz konusuysa, milyar dolarlar söz konusuysa burada Türkiye bütün yani İsrail ile ilgili olumsuz yaklaşımına rağmen bunu konuşuyor olabilir. Rusya Türkiye ile ticareti söz konusu olduğunda bunu konuşuyor olabilir. Böyle bir yani dünyada da böyle bir sıkıştırıcı etkinin olduğunu da gözlemlemeliyiz. Türkiye'de yine bu etkiyi yaşamış oldu, diğer ülkeler de yaşamış oldu. Tekrar böyle bir konuşma zeminine geldi. Ama ben genelde bu demin dile getirdiğim kaygı içerisindeyim. Yani bu aşamayı geçtikten sonra tekrar iş Orta Doğu'da Kürtlere yönelik nasıl hamle yapabilirim meselesine dönebilir. O yüzden Suriye meselesi, IŞİD meselesi burada yani onlar için çok kritiktir. Onları çok motive ediyordur. Yani eğer bir fiil yani cihatçıları desteklemek yoluyla top mermisi atarak, uçak göndererek bu yollarla, askeri yollarla eğer halledemediysem şimdi bu düzeyde ilişkiler kurarak halletmeye çalışayım diyecektir. Ama bu her zaman yine öbür türlü yine askeri bir takım müdahalelerin kapısını açacak nitelikte olabilir. O yüzden bizim hala kafamız ağrıyor vaziyette. Ben yine de bunu bir tabii önceki şizofrenik duruma, tamamen mesnetsiz konuşmalara oranla normal kabul ediyorum. Bir normalleşme kabul ediyorum. Ama bunun asıl motivasyonu yine bölgede Kürt halkına yönelik kısıtlayıcı tutumlar olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Hakan ve Öztürk belirttiği gibi siz de dediklerine katılıyor musunuz? Yani İsrail'e yapılan aslında bu anlaşma Suriye'yle Suriye'deki Kürtlerin pozisyonunu kısıtlayıcı bir takım önlemler almak için bir önden gelen adımlar mıydı? Yani bugün Rusya'ya da benzer şekilde hani özür mesajları gitti. Bunlar işte ilerleyen dönemlerde Rusya ile ilişkiler tekrar düzelirse ilerleyen dönemlerde bu Suriye'de tekrar kapıları açar mı? Burada tekrar Orta Doğu'da Suriye'de söz sahibi olabilir miyim? Tekrar güçlenebilir miyim diye bunun politikalarını, siyasetlerini mi düşünüyorlar? Yoksa bir yandan da bu ilişkilerde baktığımızda ekonomi boyutları da aslında yüksek. Mesela Rusya ile olsun, İsrail ile aslında bir yandan ekonomi, ticari ilişkiler hala devam ediyordu. Bunun bir sıkışmışlığı mı vardı? Yoksa Orta Doğu politikalarının, Suriye politikasının da bir etkisi mi vardı? Hakan Öztürk'ün belirttiği gibi. Siz ne dersiniz? Bir hayli soru oldu. Ben evet, hepsini takip edebildiğimden emin değilim ama şunu teslim edeyim. Yani işin dönüp dolaşıp toprak bütünlüğüne saygı ilkesi ya da kavramı üzerinden hani Kürtlerin kendilerini yönetme hakkı olmasına gelme ihtimali ben düşünmemiştim ama hani bu risk var. Fakat çok da ya da bu ihtimal var ama bu çok yüksek olasılıkla değil. Bugün gündemi takip etmek bir hayli zordu. Biz Brexit'e yoğunlaşmışken işte İsrail arkasından evet. Rusya. Ama ben hani programa girmeden önce hemen baktığım şeylerden haberlerden bir tanesinde Moskova'nın Türkiye'nin sadece hani bu özür ya da üzüntü beyanı ile yetinmeyip Suriye ve Irak politikasını gözden geçirmesi gerektiği beklentisini de dile getirdiğini gördüm. Şimdi bu dolayısıyla Suriye ve Irak politikasının gözden geçirilmesi demek Türkiye'nin bu bölgede artık kendi başına tek taraflı bir takım şeylere soyunmamasının da istendiği, talep edildiğini bize ortaya koyuyor. Suriye'deki duruma baktığımızda işte Amerika'nın ve Rusya'nın Suriye'de muhalif diyelim ya da Suriye'de çatışan güçler arasında ortak olarak meşru gördüğü tek unsur da Suriyeli Kürtler. PYD, YPG. Dolayısıyla Türkiye'nin buraya gelebilmesi, böyle bir manevra alan, bu enerjiyi biriktirebilmesi çok zaman alır. Yani koşulların başka koşulların ortaya çıkmasını gerektirir. Şu anda sanki o ihtimal var ama ben zayıf olduğunu düşünüyorum kendi payıma. Paranın yüzü sıcaktır derler. Yani Türkiye'nin canı çok acıyor belli ki. Bir de yani belki dolaylı bağlantı kurulabilir ama Brexit başlangıçta işte Batı sisteminin çöküşü falan işaretler olarak özellikle iktidara yakın çevrelerde başlangıçta bir şeye yol açtıysa da bir olumlu havaya yol açtıysa da yani Türkiye'nin en büyük ihraç pazarlarından bir tanesi ve onun bir unsuru olan en büyük unsurlarından bir tanesinden söz ediyoruz. Bunun olumsuz etkileri Türkiye'yi vuracaktır bir şekilde. Yani Rusya ile ilişkileriniz kötü. Orta Doğu'ya, İsrail dışında hiçbir yerden mal ihraç edemiyorsunuz. Yani İsrail, Türkiye'nin Orta Doğu'ya ulaşabildiği ticari anlamda tek kapı kaldı. Irak, Suriye, İran, Mısır, bütün bunlar kapanınca Türkiye'nin bütün o bölgeye yönelik ticareti İsrail limanlarından yapılır oldu. Hayfa üzerinden yapılır oldu. Dolayısıyla böyle bir sıkışıklıkla Türkiye'yi tahmin ediyorum, benim bu kadar kısa sürede gerçekleşeceğini ummadığım bir noktaya getirdi. Yani şimdi henüz bilmiyoruz, gönderilen metni görmedik, Türkçesi nasıldır, İngilizcesi ya da İngilizcesi var mıdır, Rusçası var mıdır bilmiyoruz. Özür müdür, üzüntü müdür, pişmanlık mıdır, yani bunları bilmiyoruz ama ortada ilişkileri buz çözmeye yönelik bir hamle olduğuna hiç şüphe yok. Öte yandan da bu, yani bu tavır bundan sonraki bir 10 yılda Türkiye'nin bir takım politikalarda Rusya'ya tabi olacağını ya da Rusya'yı gözeterek adım atacağını bize gösteriyor. Bu anlamda beyefendinin az önce dile getirdiği bu Osmanlı'yı ihdas etme, ihya etmeyi bırakın, yakın çevresinde hamle yaparken Türkiye bir taraftan da hep Rusya'yı kollayacak. Bu da dış politikada bir sıkışıklık demek. İngilizce bir laf var, Türkçesini Kadri Gürsel gerçeklik denetimi diyor. Aslında birkaç gerçeklik denetiminden sonra Türkiye, Ankara dış politikasını biraz daha, ne diyelim, bizim akılcı sayabileceğimiz bir rotaya oturttu. Buna katılırsınız, katılmazsınız. İsrail ile ilişkilerin düzelmesi, bir boyutu mesela satır arasında geçiyor. Askeri işbirliği ve tatbikatların yeniden başlaması. Şimdi Türkiye sanıyorum 2008'den beri Anadolu Kartalı tatbikatına İsraillerin katılmasına izin vermiyordu. O bir tercihi yansıtıyordu. Türkiye, İsrail'le ilişkilerinin ya da Türkiye'yi yöneten kadro, Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerinin Orta Doğu'daki emelleri açısından bir külfet olduğunu düşünüyordu. O külfetten kurtulup Orta Doğu açılımını yapmak, işte Orta Doğu'yu yönetmek, düzen kurucu rolü oynamak gibi beklentisi vardı. Bunun pek öyle hayata geçirilebilir bir beklenti olmadığı anlaşıldı. Şimdi askeri anlamda belki geçmişteki derinlikte olmayacak, geçmişteki kadar da taraflar birbirlerine güvenmeyecekler ama bunun yapılacağı ortaya, bu tür bir işbirliğinin canlanacağı daha alt düzeyde ortaya çıkıyor. Akdeniz diyaloğuna üzerinden NATO'nun ortağı İsrail, Türkiye bunu engelliyordu. Hatta 2012'deki Chicago zirvesinde Türkiye, İsrail'in katılmasını ortak olarak engellemişti. Pakistan'ı bütün sorunlarına rağmen davet ettirmişti ve bu o zamanki hani dış politika yapıcıları da bundan övgüyle, yani böbürlenerek bahsetmişlerdi. Biz istediğimizi getiriyoruz diye. Bugün o noktada değiliz. Yani bu noktada değil Türkiye. Bu başka bir gerçeklik denetimi. Vardığımız noktaya ilişkin birkaç şey söyleyeyim. Yani 2010 yılına baktığımızda ya da 2010 yılına kadar geldiğimizde İsrail'in bölgede Türkiye'nin işbirliğine daha çok ihtiyacı olan taraf İsrail'di. Bugün öyle değil. Yani Türkiye'nin İsrail'in işbirliğine çok daha fazla ihtiyacı var bölgede ve ABD ile ilişkilerini düzenlerken, çünkü İsrail ile ilişkilerinizi düzelttiğiniz zaman Amerika'da, Kongre'de İsrail lobisi gibi sağlam bir arkanız oluyor. Yani yönetimle yaşadığı uyumsuzlukları düşünürseniz mevcut hükümetinin bir başkan değişikliğinde daha da katmerli sorunlarla karşılaşma ihtimali var ve hepimizin takip ettiği, ne derece bağlantılıdır bilmiyorum ama bu Rıza Zarraf davasından neler dökülüp saçılacak onu bilmiyoruz. İsrail lobisini en azından karşınıza almamak, onu nötr bir halde tutabilmek Ankara açısından şu anda arzu edilebilir bir durum olsa gerek. Yani bütün bunları koyduğunuz zaman İsrail ile ilişkileri düzeltmek için her türlü nedeniniz var. Bu bize şeyi de gösteriyor. Dış politikayı iç politikanın bir parçası haline getirirseniz de içeride ikna etmeniz gereken bir kamuoyu olacak. Artık o yani ikna nedir? Algı yönetimi mi deniyor? Onda ne kadar başarılı olduğunuzun ve kitlenizin de yani kendini böyle 180 derece döndürmeye ne kadar yatkın olduğunun da bir uzantısı. En azından kendi tabanı bağlamında ben çok büyük bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum. Yatkın bir sorun yok yani. Peki bu noktada hemen şunu da sorayım. Peki bundan sonra Mısır'la da ilişkilerle böyle bir adım atma gibi bir şey söz konusu olur mu? Bugün İsrail ve Rusya ile arka arkaya böyle adımlar geldi. Mısır'la ilgili böyle bir şey bekleyebilir miyiz? Yani şimdi bakın, İsrail'le ilgili anlaşmanın beyefendinin ifade ettiği gibi öncüsü çıktı. Bundan 2 hafta önce çıktı Hürriyet gazetesinde. Mısır'a ilişkin de işte bir takım şeyler duyuyoruz. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ben görüşmem ama siz görüşün diye kendi altındaki mahiyetine hani bu tür bir izin verdiği söyleniyor. Türkiye şu anda Katar ve Suudi Arabistan'la Sünni eksenini oluşturuyor. Suudi Arabistan için Mısır çok önemli bir ülke. Hani bu da sürdürülebilir bir durum değil. Ve yani bölgede Doğu Akdeniz'de Türkiye'de yalnız kalmış durumdaydı. Yani İsrail'le ilişkileri düzeltmek bundan bir çıkış. Bir sonraki adım Rusya'da geldi. Mısır olursa ben çok şaşırmam. Mısır meselesini AKP tabanının bile belki hazmetmesi o kadar kolay olmayacaktır herhalde. Çünkü sembolik anlamları çok fazla oldu. Ben hala arabaların arkasında Rabia işaretleri görüyorum. O algı yönetim bakımından daha zorlu, daha sınayıcı bir süreç olacaktır ama İsrail, Suriye'deki gibi, Rusya'daki gibi halkı ikna etmek o kadar kolay olmayabilir. Olmayabilir ama ya ben de katılırım. Varılan durum bir geçici de taktiksel olarak bir normalleşme izlenimi doğuruyor. Bu haliyle Türkiye için ve bölge için daha hayırlı bir durum aslında. Öteki türlü Türkiye boyunu aşan işlere soyundukça hem kendisi istikrarsızlaştı hem bölgedeki istikrarsızlığa, yani çözümün değil sorunun bir parçası haline gelmişti. Bu IŞİD'le bağlantıları, işte cihatçı grupla bağlantıları anlamında söylüyorum. En azından bu tür şeylerden giderek çözülmesini beklemek mümkün ama yani bu stratejik bir çekilme midir yoksa taktik bir adım mıdır, tekrar güç ve enerji toplayıp yeniden sahaya dönülecektir, bunu zaman gösterecek ama ben kendi payıma bu iktidar kadrosunun ve bu iktidar kadrosunu dış politikada bu kadar hesapsız hamleler itmeye yönelten o taşıyıcı dalganın sönümlendiğini söyleyebilirim. Yani o dalga, yani işte şey deniyordu ya Arap Baharı deniyordu mesela, artık bahar falan kalmadı. İşte İslamcı kışı, Arap uyanışı. Dolayısıyla o dalga, üzerinde sörf yapılacak dalga giderek sönümleniyor. Yani o enerjinin yeniden sağlanması, ki Türkiye'nin onu kendi başına yaratması çok çok zor, imkansız değil. Onun için birkaç 10 yılın daha geçmesi gerekir gibi geliyor. Evet Sayın Savran, siz ne demek istersiniz? Yani AKP'nin, Erdoğan'ın aslında bu dış politikada bir sıkışmışlığının kabulü müdür bu İsrail ve Rusya ile bugün yapılan anlaşmalar, özür dilemeler ya da Sayın Hakan Öztürk belirtti, bunların aslında bir ucu Suriye'ye, IŞİD'de Esad politikasına mı dayanmaktadır? Ekonomik olarak sıkışmışlık mı söz konusudur ya da siz bambaşka bir açıdan değerlendiriyorsunuz? Sizin yorumlarınızı alalım. Şimdi önce şunu söyleyeyim, yani burada konuşmamızın içinde Türkiye'nin, ben işin bir boyutuna değindim. Dedim ki bu belirli çıkarlar dolayısıyla AKP'nin Türkiye'yi ve kendisini muazzam yalnızlaştırması sonucunda kendini bulduğu zayıf yerden kendi çıkarları dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendirmek için verdiği muazzam bir tavizler silsilesi dolayısıyla Filistin halkına bir ihanettir dedim. Bunu esas olarak söyledim. Şimdi daha genel bir değerlendirme yapmak bakımından sizin sorunuza şöyle cevap vermek isterim. Burada değişik arkadaşlarımızın söyledikleriyle şu ortaya çıktı. AKP hükümeti gerek doğalgaz dolayısıyla Rusya ile zorluklarından doğan enerji sıkıntısını çözmek bakımından, gerek İsrail'in istihbaratının, Mossad'ın her zaman çok güçlü bir örgüt olmuş olduğunu unutmayalım. İsrail'in istihbaratının kendisi için Orta Doğu'da önemli olduğunu bildiği için. Gerek Serhat Bey'in söylediği gibi ABD Kongresi'nde mesela Ermeni sorununda veya Türkiye'nin genel olarak ABD ile ilişkilerinin bozulmasında İsrail lobisinin, Yahudi lobisinin, Siyonist lobinin diye düzeltelim, desteğini almak için bunlara girişti. Ama ben bunların, yani Rusya'dan dinlenen şeyin ne olduğunu bilmiyoruz gerçekten. Özür mü diyeyim bilmiyoruz ama o konuda da bir şey söyleyeceğim. Fakat önce öbürünü söylemek istiyorum. Rusya'ya mutlaka girmemiz lazım da bunlarla bağlantılı şeyler. İkisinin aynı döneme düşmesi, gerçi İsrail meselesi 2013'ten beri devam ediyor, görüşmeler 3 senedir devam ediyor, özür hikayesi daha eski 2013'e dayanıyor vesaire ama sonuç olarak tesadüfen aynı sıralara düştü. Biliyorsunuz yani çeşitli şeyler arasında mesela Rus uçağının düşürülmesi sırasında pilotu öldürdüğü söylenen kişinin, ki kendisi onu itiraf etmişti aslında, yeniden aslında yargılanması gündeme geldi bundan sadece bir hafta önce. Bu Rusya'ya verilen bir taviz oldu. Bugün tekrar onunla ilgili de bir gelişme oldu. Tekrar mı oldu? Bugün mü oldu? Ben onu fark ettim. Serbest bırakıldı en son. Evet. Yine bugün serbest bırakıldı. Yani o mesele kendi başına bir gösterge gibiydi ama bilmiyorum nedir mesele orada. Şimdi benim söylemek istediğim şu. Ben yani iki arkadaşımızdan farklı hissediyorum. Şundan, normalleşme AKP iktidarının genel yönelişi ve Tayyip Erdoğan'ın iktidar projesi bakımından, uluslararası alandaki iktidar projesi bakımından mümkün olmayan bir şeydir. Şimdi vaktiyle, zamanımız olmadığı için saymayacağım ama İhvan-ı Müslümin, Müslüman Kardeşler örgütünün çeşitli ülkelerdeki seksiyonları veya partileri ile ittifak içinde Arap dünyasında kurmaya çalıştığı hegemonya proje olarak tamamen çöktüğü için, kendisi de Gezi sonrası halk isyanında bir prestij itimine uğradığı için bir süre boyunca ortada kaldı. Mısır'daki olaylar, Mısır çok doğru olarak gündeme getirdiniz ve cevap da verildi konuya. Mısır'daki olaylar, yani bu altı çizilmesi gereken bir şey, halkımız izlemiyor olabilir bu ayrıntıda. Suudi Arabistan'ın desteğiyle Mısır'da İslamcı bir iktidarın devrilmesi ve yerine gaddar Sisi'nin geçirilmesi, Suudi Arabistan'ın darbesidir o. Bunun altını çiziyorum. Bu arada müttefiki Tayyip'in. Evet. Şimdi işte ona geleceğim tam da. Dolayısıyla tamamen o konuda da yalnız kalmıştı. Sonunda Suudi Arabistan'ın kralı öldü, yerine yeni kral geçti. O arada operasyon yapıldı. Bize o alçak ülkenin kralının ölümü dolayısıyla 3 gün yas yaptırıldı. Ve sonra Muhammed Ali için yapsalardı yası, bir günde olsa. Onun yerine 3 gün Suudi kralı için yaptık yası güya Türkiye'de. Kimse de yas tutmadı ya, neyse. Sonuç olarak ortaya şöyle bir şey çıktı. Suudi Arabistan ve Katar'la beraber Türkiye bugün Orta Doğu'da bir Sünni eksen, Serhat Bey'in dediği gibi, örgütlemeye çalışıyor. Konu şudur, bakın çok ciddi bir konu bu. Orta Doğu'nun karşısındaki en büyük tehdit IŞİD, bunun sadece uç ifadesidir. En büyük tehdit Suudi Arabistan ile İran arasında petrol rantı dolayısıyla, ayrıntısına girmeden söylemek zorundayım, tartışmak gerekirse ayrıntıya girerim. Suudi petrol rantı dolayısıyla ortaya çıkan bir maddi çıkar çelişkisi ve çatışmasının Sünni Şii mezhep çatışması kılığında Müslüman halklara kabul ettirilme çabası içinde bir savaş tehlikesidir. Orta Doğu'da herkesin birbirinin camisini yaktığı ve yüz binlerin, belki de milyonların öleceği, Irak-İran Savaşı'nda 1 milyon insan öldü. Hatırlatırım, 1980'li yıllarda milyonlarca insanın öleceği bir savaş hazırlanıyor. Türkiye bu eksenden başka bir şey bulamadığı için, Mısır'ı yitirdiği için, İhvan'ın bütün Tunus'ta, Suriye'de, başka yerlerde uğradığı ve Tayyip Erdoğan'da dediğim gibi halk isyanda Türkiye'de uğradığı yenilgilerden sonra Suudi Arabistan'a sığındı. Vahhabiliğiyle beraber şimdi Sünniliğin sözcülüğünü yapıyor. Dolayısıyla bu projelerle bütün Sünni dünyada reis olma çabasıyla bir normalizasyon olmaz. Bunlar uğraklardır. Bunlar taktik adımlardır. Size, ve bu konuda herhangi bir kuşku da yok, şunu hatırlatacağım. Suudi Arabistan ile İsrail arasında sürekli olarak gizli görüşmeler yapılıyor. Bunu uluslararası ilişkileri izleyen herkes bilir. Gizli görüşmeler yapılıyor. Yani son derece memnun İsrail. Yani aslında yeniden Türkiye'nin Müslüman Sünni halkına hitaben söylüyorum. Bütün bu politika, İsrail'in Orta Doğu'da Sünnilerle Şiilerin birbirine girmesi için ellerini ovuşturmasının eline oynuyor. İsrail'in eline de oynuyor aynı zamanda. Dolayısıyla bu iktidarla birlikte Orta Doğu'da normalizasyon gelmez. Hakan arkadaşımız gayet güzel, AKP'nin bütün projelerinin Kürt halkının herhangi bir yerde kendisini yönetmesine izin vermemeye yönelik olduğunu söyledi. Bu sadece bir boyutudur. Katılıyorum ona. Ama bu iktidar Türk ulusunun da çıkarlarına aykırıdır. Çünkü ister Kürt ister Türk gençlerimizi Orta Doğu'ya sürecektir bu savaşlar için. belki on binlerin, yüz binlerin, milyonların orada da ölmesine yol açacaktır. Bugün yaşanan ve Tayyip Erdoğan'ın aslında 7 Haziran'daki yenilgisi dolayısıyla çıkmış olan savaşın çok daha büyük ölçekli bir şeyi olacaktır, tekrarı olacaktır. Ve Türkiye'yi muazzam bir sıkışmışlık içinde bir savaş ortamı haline getirecektir. Şimdiden Suriyeleştiği gibi. Şimdi Rusya konusunda bana izin verir misiniz? 2-3 dakika bir şey söyleyeyim. Çok kısa. Rusya konusunda sadece şunu söyleyeceğim. Rusya'nın Suriye'ye Putin'in gelmesi doğrudan doğruya Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye savaşı taşımasına karşı bir önlemdi. Ve bunda Türkiye, AKP hükümeti, Türk ulusunun bunda buralarda çıkarları AKP hükümetinin bugün izlediği politikanın tam tersidir. Böyle bir çıkarı yoktur. Yani Türkiye'nin çıkarı diye onların tanımladığı çıkarı tanımlayamayız. AKP hükümeti Suriye'ye Türkiye'nin başını toptan belaya sokmak üzere girmeye hazırlanırken Putin oraya gelmiştir ve bunu engellemiştir. Bu artık ileriye gidilemeyecek bir şey. Çünkü Putin gelmeden önce Amerika ile anlaşmıştı. Bugünkü ateşkes onun ürünü. Bir yere gider mi? %100 bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü Suriye'nin içi tam bir arı kovandır. Bir yere gitmeyebilir ama herkesin görmesi lazım artık. O dönemden bile belliydi. Amerika ile Rusya Suriye'de bir politik çözüm için anlaşmışlardı. Yürütemiyorlar ama hiç olmazsa bir ateşkes şöyle veya böyle devam ediyor. Ama Türkiye'nin önü kapanmıştır ve dolayısıyla burada Rusya'da dilenen özür müdür, barışma teklifi midir, her neyse bir yenilginin tescilidir. AKP iktidarı hem İsrail olayında yenilmiştir hem Rusya olayında yenildiği anlaşılıyor. Ben haberlerin ayrıntısını duymadığım için sadece temkinli söylüyorum. Evet. Bundan sonra ikinci bölümümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak kısa bir ara vermemiz gerekiyor. İkinci bölümde tekrar karşınızda olacağız.